Hakkari'de askeri üste patlama, 7 şehit. Silahlı olaylarda korkutan artış. 4 yaşındaki Elif'e soruşturma. Günün haberleri başlıyor. Oo. Hakkari'nin Irak sınırındaki Çemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü'nde bulunan üst bölgedeki karakolda patlama meydana geldi. Şu anda ne kadar mermi barut patladı onları bilmiyoruz. Kimse var mı? Kimse var mı? Arızalı mühimmatın infilak ettiğini öne süren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk olarak kayıp olarak açıkladığı 7 askerin şehit olduğu, 25'ten fazla askerin de yaralandığı ortaya çıktı. İhmal ve yetersiz personel iddiaları konusunda bir açıklama yapmayan Hulusi Akar, adli idari teknik çalışmalar sonuçlandıkça gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını iddia etti. Şey Ali as, YSC istedin mi Ali? İsterim bakalım. Şu anda ne kadar mermi barut patladı onları bilmiyoruz. Kimse var mı? Peki kendini kaptıracak var ya. Türkiye'de ateşli silahlarla işlenen suç oranları her geçen yıl daha da artıyor. Bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden Umut Vakfı'nın verilerine göre 2015 yılında 2175 olarak kayıtlara geçen silahlı olay sayısı 3 yılda %61 artış gösterdi. Son olarak Bahçeli Evler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mertcan Karagöz sokak ortasında arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülürken son bir haftada cinnet boyutlarına varan silahlı saldırı vaka sayısı 10'un üzerinde. Bireysel silahlanma tartışmaları silahlı milis grupları oluşturduğu iddia edilen AKP iktidarının 24 Aralık tarihinde çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle daha da alevlenmişti. Bu kanun hükmüne kararname ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında resmi görevlere getirilen yargı muafiyeti artık sivilleri de kapsıyordu. İlgili kanun hükmüne kararnamede resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır ifadeleri kullanılıyordu. 15 Temmuz'dan sonra artık hem grupların, taktik grupların artışı başladı, hem silah artışı başladı, insanlarımız silahlanmaya başladı. Evet. Devletimiz de Allah bin kere razı olsun destekliyor. Tamam. Kimse kımıldamasın, bu pozisyonda kalıyorsunuz. Kayseri'de Gülen cemaati soruşturması kapsamında tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan, daha sonraki günlerde buluştukları bağ evinde sohbet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp ters kelepçe takılan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 8 kişinin de aralarında bulunduğu 12 vatandaş yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen vatandaşlar yemek için bir araya geldiklerini ve cezaevi günlerini konuştuklarını söyledi. Bağ evinin sahibi olan tutuklu isimlerden Ömer Fenercioğlu da komşusu H.I.'nin geçmişte yaşadıkları bir husumetten dolayı ihbarda bulunduğunu belirtti. Ancak tutuklu isimlerin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz isimlerin ise adli kontrol şartının sürdürülmesine karar veren mahkeme heyeti, dava konusu bağ evinde 30 Kasım'da keşif yapılmasını da kararlaştırdı. Giresun Üniversitesi'nde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nin yanı sıra öğretmenlik, denizcilik, ev idaresi, biyoloji, orman ürünleri, dış ticaret bölümlerinin tamamen öğrencisiz olduğu ortaya çıktı. Üniversitede saç bakımı ve güzellik, çizgi film, üflemeli çalgılar gibi bölümlerin de kurulduğuna ama yine hiçbir öğrencinin kaydolmadığına dikkat çekilen Sayıştay raporunda bu bölümlerde herhangi bir eğitim faaliyeti yürütülmezken personele bu birimlerin kadrolarından maaş ödendiği vurgulandı. Sayıştay raporunda fiilen öğrencisi olmayan birimlerin olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi kanunda belirtilen amaç, hedef ve ilkeler ile kalkınma plan ve programlarında belirtilen hedeflerle uyumlu olmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Zülfikar Ünal, 4 yaşındaki Elif Zahide Tohumcu'nun şüpheli sıfatıyla ifade vermesi için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderdi.
Cumhuriyet Savcılığımızca yürütülmekte olan bir soruşturma dosyasına esas olmak üzere diye başlayan talimat yazısında aşağıda açık kimliği ve adresi yazılı Elif Sahide Tohumcu'nun Cumhuriyet Başsavcılığınıza davet edilerek talimatımız ekinde gösterilen soruşturma dosyası içeriğine göre soruşturmaya konu olaya dair şüpheli sıfatıyla savunmasının alınması, delillerin sorulması ile düzenlenecek evrakın bekletilmeksizin İvedi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur ifadeleri kullanıldı.